Efendim iyi akşamlar. ERT televizyon ekranlarından karşınızdayız. Ana haber bültenimize başlıyoruz. Bu akşam yoğun bir gündem bizleri bekliyor. Ancak ayrıntılar demeden önce özetlerle başlayalım. Ereğli ve çevresinde yoğun yağışlar devam ediyor. Erdak tarafından 6. Aydo Şenliği bugün başladı. Fakülte ve yüksekokul öğrencileri Beyören Çatmataş Okulu'nu güzelleştirdi. Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Cansel Güven bugün Ereğli'deydi. Hepsi şimdi ana haber bülteninde. Ve ayrıntılar diyelim, önemli bir gelişmeyle bu akşamlık bültenimizi açalım. Ereğli Dağcılık ve Spor Kulübü yani Erdak tarafından 6. Aydos Şenliği başladı. Dağcılar önce Yunus Emre Meydanı'ndan Anıt Meydanı'na kadar yürüdüler ve düzenlenen bu etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden gelen dağcılar katıldı. Ereğli Dağcılık ve Tenis Kulübü Erdak tarafından bugün 6. Aydo Şenliği düzenlendi. Düzenlenen şenliğe Aydos'u anlatırmanmak isteyen birçok farklı ilden gelen dağcılar katıldı. Şenlik önce dağcıların Yunus Emre Meydanı'ndan Anıt Meydanı'na yürümesiyle başladı. Anıt Meydanı'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra katılımcı dağcılara yolculuk esnasında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verildi. Düzenlenecek olan program hakkında Erdak Yönetim Kurulu Başkanı Murat Alan konuştu. Ereğli Dağcılık Kulübü'nün 6. Uluslararası Aydos Şenliği ve Zirve Tırmanışı'nda birlikteyiz. Bizlere omuz verdiniz, güç verdiniz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Zevkli, güzel bir etkinlik olmasını diliyoruz. Aydos Şenliği ve Zirve Tırmanışımızda her türlü desteği veren Ereğli Kaymakamımız Sayın Ömer Lütfi Yaran'a, Ereğli Belediye Başkanımız Sayın Özkan Özgüven'e ve belediye çalışanlarına, Halkapınar Kaymakamımız Sayın Erdal Çetinbaş'a, Halkapınar Belediye Başkanımız Sayın Fahri Vardar'a ve belediye çalışanlarına, Çakıllar Mahallesi Muhtarı Sayın Şevket Akol'a, Amfoder Derneği'nden bizlere omuz veren çok değerli arkadaşlarımıza, TEMA Ereğli temsilciliğimize çok teşekkür ediyoruz. Daha sonra dağcılar Aydos Dağı'nın zirvesine tırmanmak için Anıt Meydanı'ndan yola çıktı. Necmettin Erbakan Üniversitesi SİMER Sosyal İletişim Merkezi etkinlik grubu IMC faaliyetleri kapsamında mahalle okullarını güzelleştirmeye devam ediyor. Fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencileri bu yılda Beyören Çatmataş Okulu'na giderek yaptıkları çalışmalar ile burayı güzelleştirdi. Evet hocam, çocuklarla top oynuyoruz. Bakalım nasıl gidiyor, eğleniyor musunuz? Evet çok güzel. Çok eğleniyoruz. Bugün köy okuluna geldik. Ben Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde bilgisayar öğretmenliği okuyorum. Böyle bir organizasyon olduğunu duyunca çok hoşuma gitti. Ve ben de çocukları yanına gelip onlara destek olmak, onların iyiliklerine dokunmak istedim. 4 ay boyunca devam eden yoğun çalışmaların sonunda büyük bir heyecanla yollara düşen öğrencilere Yeşilçam aktörü ve aynı zamanda sinema sanatçısı olan Ereğli Bircan Kerem de eşlik etti.
Yani gerçekten ben kendimi buldum, kendi köyüm gibi hissettim ya, kayın köyümde. Bu şekilde hani kendi çapımızda bir takım yardımlar falan yapıyoruz, onlarla oynuyoruz burada. Sanırım siz ikinci sınıf olarak bazı özel yardımlarda bulundunuz. Kendi onlar neydi? Projemiz dahilinde birkaç ayrıyetten yardımlarda bulunduk. Dolap, masa örtüsü, perdelerimizi taktırdık, yaptırdık özellikle. Şu anda onlar içeride takılıyor zaten. Tamam. İnşallah faydalı bir şey olmuştur diye düşünüyorum. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. Şu an bu işini sen yapıyorsun. İstersen kendini tanıdık. Ne yaptığını bir açıklarsan kayıt alalım. Biz müdürümüzün odasını oyuyoruz. Geçen yıl bu gösteriye katılamadık. Ama bu iyi oldu yani. Ereğli'de okuyan fakülte ve yüksekokul öğrencilerini gerçekten de tebrik ediyoruz. Her yıl böyle Ereğli'ye bağlı farklı okullara giderek o okulları güzelleştiriyorlar. Bu kapsamda öğretmen Eray Güney'in katkısı çok ama çok büyük. Kendilerine bizler de teşekkürler dileklerimizi iletelim ve diğer gelişmelerle bültenimize devam edelim. Malumunuz son birkaç gündür Ereğli ve çevresinde yağmur yağmaya devam ediyor ve bu kapsamda Zengen'de sel oluştu. Sele Ereğli Belediyesi ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ereğli'de yer yer sağanak halinde düşen yağmur Zengen Mahallesi'nde sele neden oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmur sele neden olurken belediye ve itfaiye ekipleri mahalle sakinlerinin müdahalesi olası mal kayıplarını önledi. Adeta bir göl oluşturan yağışların yarından itibaren bölgeyi terk edeceği öğrenildi. Vatandaşlar ise sel sularının boşaltılmasında emeği geçen Ereğli Belediyesi ekipleri ile itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti. Ekranlarınıza gelen görüntüler vatandaşlar tarafından telefonları ile çekilen amatör görüntülerde. Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Cansel Güven bugün Ereğli'ye geldi. Öğretmen evi toplantı salonunda sendika üyeleriyle buluştu. Sendikanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ereğli'de eğitim çalışanlarıyla buluşan ve Anadolu Eğitim Sendikası Ereğli Şubesi'nin açılışına katılan sendikanın genel başkanı Cansel Güven ilçede bir dizi ziyaretlerde bulundu. Öğretmen evinde eğitim çalışanlarıyla bir araya gelen genel başkan Cansel Güven Ereğli Teşkilatı'nın açılışını yapmak için geldiğini söyledi. Düzenlenen bu programda Ereğli Sendika Başkanı Cüneyt Şenol açıklama yaptı. Çok mutluyuz. Katılım beklediğimiz kadar da olmuş. Özellikle buna çok mutlu olduk. Cansel'in bizi kırmadı, ziyarete geldi. Hep beraber birçok okulları gezdik dün. Bayağı bir gezi yaptık, basın ziyareti yaptık. İçeri ilgili müdürümüzü gezdik, esnaflarımızı gezdik. Dün bayağı bir yol kat ettik. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Yorgunlukla bir dizi çalışmalarından sonra bizim buraya geldi. MHP üyelerimiz de aynı şekilde başka illerden geldiler. Bize misafir oldular. Biz de elimizden gelince onları ağırlamaya bir gezdirmeye çalıştık inşallah. Mutlu olmuşlar. Çok şükür Mevla bunu nasip etti. Belki birçok arkadaşımın da keşke böyle bir sendika kurulsa dediği sendikadır Anadolu Eğitim Sendikası. Ben kişisel olarak ya da sendikanın kurucu üyelerinin bildiğim kadarıyla hepsi keşke böyle bir sendika kurulsa diye yıllarca sendikasız da kaldık. Kimimizin ilk sendikasıdır, birçoğumuzun da başka bir sendikadan istifa ettikten sonra birkaç yıl, hani evlilik gibidir, boşanma gibidir. Bir de yasını tutarsınız ya, örgütsüz bir dönem geçer. Özellikle belli bir kıdemdekiler beni çok iyi anlayacaktır. Yeni bir üyelik için böyle bir dinlenmek, demlenmek ister. O dönemde şeyi fark ettik, herkes keşke kurulsa diye beklerse kim kuracak? Bu çok önemli bir soruydu. Tabii bir alışılmış bir şey var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti Ankara. Hep başlar orada, genel merkezler orada. Biz de Ankara'dayız. Acaba kurabilir miyiz sorusu. Belki kurulmadan önce bir ana anketi yapan tek sendikayız.
Konya Bilim Merkezi'nde önemli bir program düzenlendi. Daha doğrusu önemli bir sergi açıldı. Serginin adı 10. Şimdi Düşünme Zamanı oldu. Peki neler vardı bu sergide? Hep birlikte izleyelim. Türk Patent Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilköğretim okullarının 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin yaptığı çalışmalardan oluşan sergi 10. Şimdi Düşünme Zamanı adıyla Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleşti. Programın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy yaptı. Aklın teknolojiyle buluşturulmasına vesile olan bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu vurguladı. Yapılan konuşmalardan sonra etkinlikte emeği geçen kurumlara teşekkür edildi. Protokol üyeleri daha sonra 81 ilden gelen öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı. Ve şimdi kısa bir reklam arası. Çok yaşlandım artık. Bunca yükü taşıyamıyorum. Aa, sen bir de bana sor. Yorgunluktan ayaklarım tutmuyor. Ben dayanamayacağım. Gidiyorum. Mobilyalarınıza kulak verin. Şimdi bizden 600 lira alacağınız var. Eski ürününüzü Akbudak Mobilya Plaza'ya getirin. 600 liraya kadar sayalım. Sizi yuvanıza, yepyeni koltuğunuzda uğurlayalım. Akbudak Mobilya Plaza'ya gelenin 600 lirası cebinde kalıyor. Üstelik 12 aya varan taksit imkanlarıyla. Akbudak Mobilya Plaza, belediye civarında. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nde son gün. 31 Mayıs 2016 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi birinci taksit ödemesini süresi bitmeden Ereğli Belediyesi'nden ve www.ereğli.bel.tr internet adresinden yapabilirsiniz. KDS Ahşap Dekorasyon. Kaliteli ürün ve bol çeşitle burada eviniz, bahçeniz ve iş yerleriniz için birbirinden farklı modellerde dekoratif ahşap ürünler, ev mobilyaları ve aksesuarları KNS Ahşap Dekorasyon'da. KNS Ahşap Dekorasyon'da yok yok. Ev dekorasyon ürünleri, balkon, bahçe ve arsalarınız için salıncak çeşitleri, ahşap kamelya, ev ve bahçe mobilyaları, 3D mobilya kapak uygulamaları, ahşap iç dış dekorasyon uygulamaları, ahşap kapı pencere, mutfak dolabı, çocuk odası, yatak odası, vestiyer, banyo dolabı ve TV üniteleri, dresuar, fiskos, mutfak köşesi, sallanır sandalye, tabure takımları, çalışma masaları, makyaj koltukları, lambader ve binlerce model dekoratif ürün. KNS Ahşap Dekorasyon'la mekanlarınız artık daha şık olacak. KNS Ahşap Dekorasyon, Kansu İlhan. Adres: Ziya Gökalp Mahallesi Emniyet İlerisi. Telefon 0541 496 7744. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem.
Fırat Ben İnovatif serisinde. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşa kabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Aydoğanlar Kuyumculuk Şube 2. Sektörde 20 yıldır sizlerleyiz. Altınbaş, Asos, Atlantis, Koçak Gold, Diva, Pera, Anabayi, Aydoğanlar Kuyumculuk. En özel günlerinizde hep yanınızda olduk. Sizi düşündük, sizinle var olduk. Artık ikinci şubemizde de tek hedef olarak gönlünüzdeki yerimizi büyütmeye kararlıyız. Pırlanta çeşitleri, bay bayan saat çeşitlerinde Romanson, Quantum, bilezikte son çıkan modeller, Alyans'ta sayısız seçenekler. Bir ömür boyu mutluluğun simgesi Alyans'ta pek çok modeli beğeninize sunuyoruz. Her kesimden çiftlere hitap eden Alyans çeşitleri ve daha birçok model Aydoğanlar Kuyumculuk 2. Şubede. Altın ve pırlantada yıllardır bizleri tercih ettiniz. Güvendiniz, güveninizi boşa çıkarmamak için çalışmaya, çok çalışmaya, sizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Aydoğanlar Kuyumculuk, Ali Aydoğan, Merkez Adres Cumhuriyet Caddesi numara 1. Şube adres Hamam Caddesi Ticaret Odası yanı. Telefon 0332 710 20 30. Zirai mücadele ilaçları, tohum ve makine bayi, Tunç Tarım. Adres Halyokuşu, Akü Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sunar.
Zirai Mücadele İlaçları, Tohum ve Makine Bayi Tunç Tarım. Adres Halyokuşu, Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sundu. Bu akşamlık da bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.